Evet sevgili izleyiciler, bir de sizlerden çok enteresan sorular aldım. Bunlar çok acayip sorular. Mesela bir izleyicimiz diyor ki ne, zenginler için de diyor ayrı bir mezar yapılabilir mi diyor. Çünkü bakıyor çevresine, insanlar lüks içinde yaşıyor, şatafat içerisinde yaşıyor. Hatta lüksün sonu yok arkadaşlar. Yani bundan 50 yıl önce biz çamurlu yollarda efendim işte ayağında ayakkabı olmadan yürüyen arkadaşlar bugün araba beğenmiyor, ev beğenmiyor, efendim tatil beğenmiyor veya şunu beğenmiyor, bunu beğenmiyor gibi olunca şimdi oradaki demek ki gözlemciler şimdi bakıyor acaba diyor burada bir haksızlık var mı? Yani adam diyelim ki çok büyük sermayelere hükmediyor, çok büyük insan topluluklarına hükmediyor. Şimdi o vefat edince onu da alıyorsun işte efendim 5 metrelik bir beyaz beze sarıyorsun, toprağa koyuyorsun. Sonra efendim bir tane gariban asgari ücretten geçinen veya hiç maaşı olmadan ölüp giden efendim arkadaşını alıyorsun. Yine aynı toprağa koyuyorsun. Yani bu dünyada evi yurdu olmayan, bir geçimi olmayan, eşi dostu olmayan, hiçbir şeye hükmetmemiş adamı da alıyorsun, onun yanına gömüyorsun. Şimdi burada diyor adaletsizlik yok mu diyor. Ne yapalım arkadaşlar? 5 yıldızlı mezar mı yaptıralım? Veya zenginlerin mezarının altına böyle efendim yatak mı koyalım? Efendim kadifeye mi saralım? Yani bunun gibi işte olmuyor. İşte bazı yerlerde eşitlik var, adalet var. Mesela camiye gidiyorsun, herkes aynı safta duruyor. Yani zenginin fakiri yok. Veya diyelim ki işte bir yere gidiyorsun, yine hep herkes aynı yerde. Yani bazı ilahi adalet diyelim bunlara. Bunlar böyle olacak arkadaşlar. İşte bu, yani elinde lüksü veya imkanları veya bazı olanakları geçirdiği halde işte egosunu yenenler, nefsine hakim olanlar, işte onlar mutlu insanlar veya kazanmış insanlar veya işte efendim kendini aşmış insanlar diyebiliriz. Buna benzer. Yoksa efendim kendini hayatın gidişatına bırakıp efendim nefsinin hevasına uyanlar, egosuna yenik düşenler, onlar işte efendim doğada dört ayaklılarla aynı seviyede gibi düşün. Yani bir insan asgari ücretle efendim bir ayda geçinebilirim onu düşünürken, diğer tarafta bir asgari ücretle bir tek kişi efendim normal bir tatil yerine bir hafta tatil yapamaz. Ha, normal bir tatil. Ama daha lüks tatil yapacağım dersen, tabi ona çok büyük paralar lazım. Mesela diyelim ki işte karı koca, iki de çocuğu güzel bir tatil yapacak, orta sınıf bir tatil yapacak. 100-150 bin lirayı gözden çıkartması lazım. Hani lüks tatil yapacağım derse onun hesabı yok. O faturalar ayrı gelir. Buna benzer. İşte diğer tarafta da efendim akşam evine nasıl bir ekmek alabilirim? Efendim fırına gidip oradan bayat ekmek düşünenler de var. Şimdi işte arkadaşlar diyor ki yani fırından bayat ekmek sırası bekleyen arkadaşla işte efendim böyle her yıl kredi çekip veya diyelim işte efendim yurt dışına çıkıp tatiller yapanlarla diyor ikisi aynı mezara konması diyor adalet mi diyor, bu zenginlere biraz diyor daha imtiyaz yapılamaz mı, onların diyor efendim mezarı biraz daha şekilli olamaz mı diyor. İşte arkadaşıma ben şöyle bir şey söyleyeyim, işte biliyorsunuz şehrin muhtelif yerlerinde mezarlıklar var. Gittiğin zaman görürsün, bakarsın bazı mezarlar sadece mermerden yapılmış. Bazıları böyle efendim kubbe gibi falan yapılmış. Bazıları çok şekilli yapılmış olabilir. Bazıları da bakarsın üzerinde hiç sadece yerden beraber böyle mezarlar da var. Şimdi o yerden beraber olan mezarların çoğunda mesela çok zengin insanlar da var. Biliyorum diyor ki benim mezarımı yaptırmayın diyor. Ben toprak olup gideyim diyor. Bazısı da diyor ki efendim benim işte çok şatafatlı mezarım olsun diyor. O da ayrı bir şey. Buna benzer. Arkadaşlar bu yaşamla, yaşantıyla alakalı şeylerdir. Şimdi dünya hayatı ayrı bir şey. İşte efendim kabir hayatı ayrı bir şey. Diğer taraf nasıl onu da bilemeyiz artık. Onu da bilenler bilir. Ama bir yerde eşitlik sağlanır yani.